Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı başlıyor. İlgisiz kalmak olmaz. Hakkari evinde Ümmühan Keskin hocamızla birlikteyiz. Ve yine muhteşem bir sofranın başındayım. Herkese merhabalar. Nil Sezer ile Seyri Alem programındasınız. Bugün hep birlikte Hakkari rotası yapacağız. Ceviziyle, balıyla, yüksek dağlarıyla, verimli ovalarıyla, buzul gölleriyle muhteşem bir coğrafya. Hazırsanız seyrimiz başlasın. Evet, Hakkari yolunda düğün konvoyuna rastladık. Bu güzelliğe ilgisiz kalmak olmazdı. Şimdi ben büyük bir merakla bu halayı keşfetmek istiyorum. Muhteşem bir halayın ortasındayım. Uçsuz bucaksız gençler, rengarenk hanımlar halay çekiyorlar. Gördüğüm en güzel halay ve düğün sahibi yanımızda. Merhaba. Merhaba, sağ olasın. Bu babatların düğünüdür. Biz çok mutluyuz. Siz geldiğiniz için çok sağ olasın. Çok peki, mutlu olduk. Buralarda halay çok önemli. Evet, hocam, hava çok önemli. Bu Şinova Belde Başkanı Alihan Babat. Onun düğünüdür. Kaç kişi var bu halayda? Vay, 2000 var. 2000 kişi. 2000 var. 2000 kişi var. Kaç gün böyle halay çekiyorlar? 2 gün. 2 gün. 2 gün. Ve hiç yorulmuyorlar. He? Yorulmuyorlar. Yoktur. Yoktur. Yok, yorulmuyor. He, hiç yorulmuyor. Harikasınız. Çok peki, iyi. Burada düğünler kaç gün kutlanır? He? Düğünler kaç gün sürer burada? 2 gün, 2 gün. 2 gün. 2 gün halay çekiyoruz. 2 gün halay çekiyoruz. Biz buradan böyle biz iyi düğün çekiyoruz. Olay bizim için çok hoştur. Çok sallaktır. Ama gerçekten çok güzel. Yani ha, bu güzel. Rengarenk. Ha, güzeldir, güzeldir. Güzeldir. Bizim düğünler hep öyledir. Bizim düğünler öyledir. Gelinle damat halay çekmiyor. Çekiyorlar. Çekiyor. Evet, evet. Evet. Aşiret düğününün özelliği aşiret, nedir? Yani aşiret, ne olur? Aşiret düğünü budur. Hazım Babat aşiretidir.
Aşiret düğünleri daha bir kalabalık mı oluyor? Evet evet, daha büyük kalabalıkta aşiret düğünü. Bu aşiret düğünü de daha kalabalık, o böyledir. 2000-3000 var. 3000 kişi? Evet var. 3000 kişi burada halay çekiyor. Evet evet. Muhteşem bir şey. Evet. Peki halay bu toprakların imzası aslında. Hani bu topraklarda hep halay var. Hep evet, birlikte olmak. Her var. Her zaman var. Her zaman var. Ve bu hareketlerin bir anlamı var değil mi? Evet, anlamı nedir vardır. Onların anlamı? Düğünde biz Türkçe diyor ki davat. Davat düğündür, böyle halay çok iyidir. Hayır, mesela bu hareketlerin bir bak, anlamı var. Bu hareket iyidir. Bu hareket iyi harekettir. Bizim için. Yani buradaki yaşamı anlatıyor aslında değil mi? Yaşamı böyle iyidir. Bizim için iyidir bu anlam. Evet. Peki teşekkür ederim. Sağ olasın. Sizden gelince kadar biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sağ olasın. Yoldan geçiyorduk. Bu güzel halayı görünce hemen durduk. Düğününüz hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah iyi yastık hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Peki heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı. Var. Evet, biraz. Ama yani 3000 kişinin halay çektiği bir doğru düğünde hocam, heyecanlanmamak bence. Doğru. Mümkün değil. Doğru. Ama ne yapalım, biz de halay çekeriz mi? Evet, çekelim.
Hakkari evinde Ümmühan Keskin hocamızla birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakkari rotası yapıyoruz. Hakkari'nin doğasını, kültürünü keşfediyoruz. Bu arada kültür deyince siz hemen benim başıma bunu yerleştirdiniz. Evet. Bence önce bunu konuşmalıyız. Tabii ki kafanızda şu an yer alan Kesravan Puşin. Kesravan. Evet, Kesravan dediğimiz kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan gelinlerin ve nedimelerin düğün süresi boyunca kafalarına takmış oldukları bir aksesuardır. Düğün boyunca kalıyor mu? Evet. Gelin kanasında, gelin kanasında, gelinin kafasında bulunan bir aksesuarımız ve bizim için önemli bir yere sahip olan kültür, yani geleneksel olarak tarihten bu yana kullandığımız bir aksesuar. Hala günümüzde de kullanıyorlar. Tabii ki hala gelinlerimiz cumartesi günü kanasında kafalarında görebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde düğün esnasında ve şeyde de gelinlerin yanında bulunan nedimeler ya da damat tarafında sadıç eşi ve kızları varsa onlar da takıyorlar. Ama bu muhteşem bir şey. Yani var olan kültüre sahip çıkmak ve bunu günümüze taşımak. Devam. Bunu keşke dünyanın her yerinde böyle olabilse ama ne yazık ki böyle değil. Burada ben onu keşfettim. Yani çok dolaşırken, Hakkari'yi keşfetmeye çalışırken Hakkari her şeyine sahip çıkıyor. Tarihine, doğasına, kültürüne, bağlı. Mutfağına. Evet, bağlıyız. O zaman biraz da mutfağına göz atalım. Ümmühan Hocam, bu benim Hakkari'de ikinci günüm. O kadar güzel şeyler yedim ki, geleneksel mutfak az önce konuştuğumuz gibi korumuş kendini, bugünlere kadar gelmiş. Hepsi birbirinden lezzetli. Ve yine muhteşem bir sofranın başındayım. Ne var soframızda şimdi? Soframızda bugün sizin için dokaba yemeğimiz. Hikayesi nedir? Hikayesi de dokaba dehe heba. Hep var olsaydı anlamında günümüze kadar da işte biraz yumuşamayla beraber dilden dile dokaba olarak. Yani o kadar geldi. Lezzetli ki her zaman evet. Olsun yiyelim anlamında. Evet evet, hatta bunun Mir'in kızına özellikle yapılmış olan bir yemek olduğu anlatılır. Yani annenin bir hikaye dilden dile bu şekilde aktarılmış. Kızın Mir'in kızı hastalanmış ve yataklara düşmüş. Hiçbir şekilde de kimse bir çare bulamamış. Yörede bulunan bir karı koca sürekli bu yemeği yapmaya başlamışlar. Ve bir gün demiş ki ben Mir'in kızına götüreceğim. Belki iyileşir bununla beraber. Yemeği yapıyor ve bir tencereye doldurup Mir'in evine gönderiyorlar. Kızı da yemeği yedikten sonra iyileşmiş. Ve tadını çok beğenmiş. Sonra işte Mir'e demiş ki bu yemekten hep olsa, yani dehe heba. Her zaman olsun evet. Demiş. Günümüzde bu şekilde dehe heba dogaba olarak da gelerek işte dogaba yemeğimiz özel gün yemekleri olmaya başladı. Taziye yemekleri olarak yenmeye başladı. Şu an devam ediyor ve bizim ana geleneksel iki yemeğimizden bir tanesi ve şu an Hakkari'de coğrafik işaret kazanmamız tescilli bir yemeğimiz. Şimdi ben böyle biraz aldım, tadına baktım. Hı-hı. Ekip orada bekliyor. İstedim ki birazını yiyeyim, devamını ekibimle birlikte yiyeceğim. Çünkü o kadar cömertçe hazırlanmış ki sofra. Bu yemek de gerçekten muhteşem. Hakkari'de peşine düştüğüm lezzetlerden birisi oldu. Şöyle, Hakkari sofrasına gerçekten çok cömert bir halktır. Bu bir gelenekti ve geleneğini hiç bozmadan devam ettirdim. Dokaba yemeğinin aslında en büyük özelliği koyun yoğurdu. Burası biliyorsunuz ki tarım ve hayvancılık noktasında da kendini geliştirmiş bir kent. En büyük özelliği koyun yoğurdundan yapılıyor olması ve yine koyun etinden yapılıyor olması. İçine de buğday, yörede yetişmiş olan buğdayın konuluyor olması. Halen günümüzde de devam ediyor. Dediğim gibi özel bir yemektir. Birçoğunu çorba olarak yapıyor ama aslında bizim ana yemeğimizin en başına yer alan yemeklerden bir tanesi. Şeye benzettim ben biraz aslında tadını. Bizim Akdeniz'de analı kızlı diye ya da işte topalak evet. Çorbası dediğimiz evet. Şeyin yoğurtlusu gibi geldi. Evet. O da güzeldi. Bu da güzel. Buradaki aroması biraz daha işin şeklini değiştiriyor. Şöyle, aromasını da biz yine dağdan topladığımız jate, yaban keki dediğimiz, jate dediğimiz bir otumuzu içine dahil ediyoruz. Aromasını veren aslında o ottur ve koyun eti. Olmasa kemikli et mutlaka olmaması gerekiyor. Analı kızı içinde sanırım nohut var. Bizim çorbamızda ise tamamıyla buğday.
Şu köfteleri aynı ama. Köftelerimiz tabii ki onlar da var. Şimdi bu yemeğimizin adı neydi hocam? Bu yemeğimizin ismi de kriz yemeği. Kriz yemeğimiz de yine coğrafik işaretli yemeklerimizden, ana yemeklerimizden, işte düğün, taz yemeklerimizde kullandığımız yemeklerimizden bir tanesi. Kriz yemeğimizde hikayesi çok ilginçtir. Şöyle, Haker'de kış ayları çok uzun sürüyor. Yani 8 ay süren bir ve 9 ay hatta süren hatta bir kışımız var. Hatta 6 ay kar yağdı ve kayak yaptığımızı öğrendim. Evet, halen onu devam ettiriyoruz. O hiç bozulmadı. Tarihte işte her evden artık ne kaldıysa kışlar uzun sürdüğü için işte buğdaygillerden, baklagillerden aslında hangi evde ne kaldıysa toplayıp böyle bir yemek aslında ortaya çıkarmışlar. Aşure'nin yemek hali değil mi? Evet, ama ilginç olan şöyle et sumakla ve soğanla beraber ama içine tatlı olarak da işte ceviz ve üzüm, tatlı üzüm de konuluyor. Biraz değişik bir aroması var. Aşure gibi ama bu daha çok ekşi ve tatlının aynı anda birleştiği bir yemek. Aslında onun mantığı da bana şeyi hatırlattı. Şimdi biz Anadolu'nun hemen her yerini geziyoruz. Bu Anadolu kadınının yoktan var ettiği yemeklerin hikayesi de çok bir başka güzel. Tadı da gerçekten bir başka güzel. Evet, aslında bütün coğrafyalarda baktığımız zaman hemen hemen hepsi aynı. Çünkü dediğimiz gibi yokluk onlarda da, yani tarihten bu yana var olan şeyler. İçinde ne var hocam kuru şimdi mesela? Üzüm var. Kuru üzüm var, nohut var, ceviz var. Köfte var, yine kemikli et olması olması var ve köftelerin içinde de değişik bizim yine jate dediğimiz o aroma ot bırakılıyor ve reyhan da, çok kez reyhan da katılmış. Ama bu şimdi şaşırttı, bu yokluktan çıkmamış, bu aşırı bolluktan çıkmış. Aslında değil, bazı evlerde ceviz mesela vardı, bazılarında üzüm mesela vardı. Etle köfte yanılmıyorsam artık dediğim gibi hani süreç değişkenlik gösterince yemek de muhtemelen zenginleştirilmek için böyle bir şey de yapılmış. Ama olabilir. Şey çok ilginç. Mesela bu lezzetleri tatmadan önce ben üzümün, ne bileyim incirin ya da bademin yemeğin içinde olmasına böyle tereddütle, evet, kuşkuyla bakan bir tipken denedikçe ne kadar yakıştığını görüyorum. Değişik bir tat. Evet. Hemen onu da deneyelim. Bence de. Şöyle yapıyorum. Dediğim gibi bu benim Hakkari'de ikinci günüm. Aslında yokluk yemeği deniliyor da değil. Yani çok İşte bu çokluk yemeği olmuş. Evet. Şu an günümüzde özel gün yemekleri, taziye yemekleri olarak. Şu anda mesela bu sofradakileri yapabilen... Tabii. Her evde mutlaka herkes yapıyor. Hayır, Anadolu'nun geneline baktığımızda... Gastronomi anlamında sadece burada var değil evet, mi? Sadece bu bölgede var. Ha, onu anlamaya çalışıyorum. Evet, sadece burada var. Çünkü kültürel etkileşim her şeyde olduğu gibi sofraya da yansıyor. Kesinlikle. Ama buradaki yemeklerin özelliği, ben bunları sadece burada gördüm. Evet. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Şöyle Van'da da genelde aynı yemekler yapılır ama krizi daha çok Hakerler, sadece Hakerler yapıyor. Yani bu yemek tamamıyla Haker bölgesine has bir yemek. Peki bunların tescilleri alındı mı? Var evet, mı? Coğrafik işaret kazandırılmış. Şu mesela çok tanıdık geldi. Ben bunu Van'dan tanıyorum sanki. Evet, dedim ya bölgesel olarak. Evet, bunun ismi nedir? Siyabu. Siyabu otumuz bahar aylarında topladığımız, salamuraya yatırdığımız, toprak altına sakladığımız, işte peynirle, kış aylarında özellikle bunun kavurması yapılır yumurtayla beraber yemeklerde. Ya da sade bir şekilde seven de var, tuzlu suya yatırdığımız için. Bu şekilde yeniliyor ama çok sağlıklı. Yani biz severek tükettiğimiz, kahvaltılarda vazgeçemediğimiz bir besin değil. Evet, Hakkari yüce dağların arasında bir şehir. Başınızı çevirdiğiniz her yerde dağ. Yol alırken de dağların arasından. Yani dağlar müsaade ettiği kadar yol alabiliyorsunuz. Bunu böyle bir tarafa koyalım. Yükseklikle ilgili de çok enteresan bilgiler var. Mesela ben... Yaptığım bir araştırmaya göre Alp dağlarıyla yarışıyor dağlarınız, evet, ve kayak merkeziniz özellikle. 2000-3000 arası Alp dağlarında ot yetişmez. Peki, ama yetişiyor. Sizin burada ot da yetişiyor. Bu Allah'ın buraya bir lütfu. Mesela ters dağ lesiyle, endemik çeşitliliğiyle gerçekten çok zengin bir bölge. Aslında şuna bir örnekle verebiliriz. Siyabu otu ve jate. Bunlar dağlardan topladığımız otlarımız. Ama Van'da da veya bölgede, Bingöl'de, ne bileyim işte Siirt'te de bunları görebilirsiniz. Ama bazen oradan bizi arayıp diyorlar ki bize Hakkari'de topladığınız jateyi gönderin. Ya aroması işte, farklı evet, değil mi? Yani evet, yükseğe çıkıldıkça tadı daha farklı ve daha güzel. Çünkü burada bakir topraklar ya, herhangi bir el değmedi, herhangi bir
kimyasal gübreleme vesaire herhangi bir şey olmadığı için de yaylalarda işte insanların topladığı şekilde yani doğal yollardan da toplandığı için herhangi bir zarar görmüyor. O da etkiliyor. Yani evet gerçekten muhteşem. Ne oluyor? Bol oksijenli. Evet. Tepelerde yetişen endemik otların hepsi sofraya gelince böyle bir şey oluyor. Çıkan. Biz de o zenginliği, Allah vergisi zenginliği diyelim. Şimdi biz bir kısmını görüyoruz ama şunu sormak istiyorum. Hakkari yöresinde geleneksel yemek kaç tanedir mesela? Hani hep böyle iller iddia eder ya benim işte şu kadar sayıda, bu kadar sayıda yöresel yemeğim var diye. Böyle bir rakam var mı? Bir araştırma yaptınız mı? Bir araştırma yapılmış. Tescilini yani coğrafik işaret tescilini alan arkadaşlar yapmış. Yani tescil alabileceği yemek sayısı 20. Hı hı. Onları zaten sanırım yavaş yavaş almaya başlamışlar. Bu son zamanlarda kilimlerle beraber bir yemeğinkini daha almışlar. Hatta iki yemeğinkini almışlardı. Onlardan bir tanesi kayle zengil dediğimiz bir yemeğimiz daha var. O da çok değişik bir yemek. Kurutulmuş elma ve köfteyle. O da işte bak az önce söylediğime gelmedik mi? Yani meyvenin etle buluşması mantığa ters ama pişirilip önünüze konduğunda... Güzel bir muazzam. Tek kelimeyle muhteşem. Bence siz Hakkari'ye gelin ve bu muhteşem lezzetleri zaman kaybetmeden keşfedin. Evet, şimdi ekmeğiniz de gerçekten enfes. Ben bu ekmeği şeye benzettim. Bizim Akdeniz'de pişi diye yaptığımız bir şey vardır. Mayalı ekmek, yağda kızartırız. Evet. Bu onun... Yağsız şekli yağsız ama şekli. Yağlı gibi bir tadı var. İçinde yağ da var ama yağ pişi kadar içinde. Yani biz yağın içinde kızartmıyoruz ekmeğimizi. Hı-hı. İçinde yağ var ama biz bunu tandırda, odun ateşinde pişirerek yapıyoruz. Hı-hı. Gerçekten lezzetli. Peki bu bulgur pilavı mıdır? Bulgur pilavı, bulgur pilavının içinde az önce dediğimiz gibi yine o dağlardan, o zenginliklerden topladığımız lüş otu dediğimiz. Lüş otu. Lüş otu. Lüş otu yine bölgeye has bir ot. Değişik bir aroması ve kokusu var. Hem bulgurda hem de pilavda kullanılan bahar aylarında hiç yani bizim vazgeçemediğimiz ve kadınların kış içinde kurutmalık olarak kurutup sakladığı otlardan bir tanesi. Peki peynirimizin içinde ne var? Peynirimizin içinde de bahar aylarında kadınların dağlardan topladığı sirik dediğimiz bir otumuz var. Sarımsak. Aslında sarımsağın böyle ham ve yeşil hali, doğadan toplatılmış hali. Peynir içinde işte sütle beraber toprak altına saklanılarak kışın tükettiğimiz peynir. Ne kadar bekliyor peynir. Toprakta? Toprakta bayağı bekliyor. Uzun süre demleniyor, evet. Kendine geliyor. Evet. Gerçekten muhteşem. Peki bir şey merak ettim. Hı-hı. Her yemeğin içinde birkaç tane endemik bitki saydınız. Evet. Bunların ismini nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Yani kaç tane sayıları? O kadar çok ki. Çok fazla var. Şu an sofrada olmayıp yine yemeklerde kullandığımız çok fazla otumuz var, endemik bitkimiz var. Bu da bir ayrı bir kültür zaten. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Evet, az önce de söylediğim gibi biz Hakkari'de iki gündür gerçekten çok yorulduk ama çok güzel şeyler yakaladık ve ekranlara taşımaya çalıştık. Ama şu anda ekibim kamera arkasından gözümün içine bakıyor. Bu çekim bitse de biz bu yemeklerin tadına baksak diye. Bence eğer siz de bir gün yolunuz Hakkari'ye düşerse bu lezzetlerin peşine düşmeden buradan ayrılmayın. Hakkari'de şimdi de dengbejlerle birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Lokman Tetik. Yaklaşık olarak bir 20-25 yıldır müziğin içindeyim. Bu kültür merkezimizden de bu 8. yıla giriyoruz. Kürtçe'de denk ses demektir, beş de söylemektir. Yani sesle söyleyen... Yani şiiri seslendirmek. Şiiri seslendirmek, şarkı haline getirip kendi makamına uygun bir şekilde seslendirilmesidir, evet. Peki konusu nedir Dengbej'in? Dengbej'in konusu şöyle, bu ezelden beri gelen bir sözlü edebiyatımızdır. Yazılı edebiyat değildir. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz bir Hakerli Dengbejler olarak. Biz bunu kendimiz yaşatıp ve bizden sonrakilere yaşatmak amacıyla kültürümüzü devam ettiriyoruz. Peki şimdi bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz Dengbej'i söylesek belki 10 gün bitmez bizim bildiğimiz parçalar. Fakat sadece şunu diyelim. Yani bir yemeğe toz atar gibi birkaç parçadan birer ikişer kıta olarak okuyacağız. Tamam. Son bir soru, ondan sonra geçelim. Tamam. Özel bir kıyafet gerektiriyor mu? Normalde yöresel kıyafetler giyiyoruz. Tabii şenliklerde, düğünlerde elbette herkesin hemen hemen en güzel kıyafetini yöresel olarak, yani Dengbej'i andıran kıyafetler geliyor, evet. Şu anda bizim giydiğimiz elbiselerimiz tamamen yöresel. Hı hı. Ve bu yöreye en çok giden elbiselerimiz bunlardır. Hı hı. Daha değişik elbiselerimiz de vardır. İşte bizim Dengbej'lik kültüründe de demin de arkadaşlara şunu dedim. Belki bazı kültürlerde farklı anlaşılıyor ama Dengbej'lik kültüründe genelde tesbih var herkesin elinde. Sanatçıya bir ilham gibi bir şey veriyor. Yani olmazsa olmazımızda bir de tesbih var genelde Dengbej'lerde. Peki bir şey soracağım. Belinizde bir kuşak görüyorum. Nedir bu? Bu şaldır. Biz buna şal diyoruz. Bu el yapısıdır. Yani dokuma. El dokuma. Aynen. Bizim için çok özel. Neden? Biz giymesek, yani takmasak yapamıyoruz. Yani bunları mutlaka takarız. Peki başlarımızdakiler de dokuma değil mi? Genelde dokuma da oluyor, hazır olanlar da var. Yani piyasada var burada. Genelde bu şekilde sarıyorlar. Farklı şekillerde iki tane mendil kullanan var, bir tane kullanan var. Yöreye göre, mesela burada bazı yöreler tek mendil takıyor, bazı yörelerde iki tane sarıp takıyorlar. Bu da tamamen içinde bulunduğu kültür ve bulunduğu köy ise artık bölge ise tamamen belli oluyor. Mesela iki tane mendil bağlayanlar bellidir hangi köydenler veyahut da hangi aşiretten veyahut da hangi bölgeden oldukları bellidir. Tek takanlar da aynı şekilde. Yani aslında o toplumdaki yerinizi, ait aynen olduğunuz aşireti ya da sülaleyi anlatan aynen, evet. Göstergeler. Evet, evet. Doğrudur. Böyle yani sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben bir dinleyeyim. Merakla bekliyorum. Tamam. Dengbej'i. Ondan sonra yine söyleşimize devam edelim. Tamam. Oh,
Şimdi bizim parçalar çok uzundur. Biz bunu sadece bu parçayı söylesek yani en az bir yarım saat sürer. Ve dengbeci olarak da şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Dengbeci de şöyle bir durum var. Mesela tek başına söyleyenler var. Enstrümantal söyleyenler var. Böyle toplu şekilde 2-3 kişi söyleyip 2 kişi çevirmek var. Dengbecinin değişik dalları var. Daha mesela 20-30 sene önce köylerde, merkezlerde genelde düğünlerimiz, şenliklerimiz hepsi böyle dengbejliydi. Yani çok nadiren davul zurna son zamanlarda çıktı. Ondan önce bizim tüm etkinlikler, düğünler, şenlikler hepsi böyle dengbejle geçiyordu. Hatta büyük adamların, o zamanki yönetimde olan insanlar, mesela beylikler vardı işte. O zamanda da herkesin kendine göre bir dengbeci vardı. Kendi böyle oturduğu mekanında misafirleri olunca, dışarıdan gelenler olunca bunlar kendi halinde dengbeciler söylerdi. Havaları güzel olsun diye, ortamları güzel olsun diye. Aslında toplumsal mesaj veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi biz böyle bu şekilde programımızı şöyle devam edelim. Her bir parçadan bir iki tane kıta okuyalım. En azından biraz bu yemekte biraz tuzumuz olsun. Sana buyurun. Hazır 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 gelin şertim alam hazır gelin. Hazır 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 gelin şertim alam hazır gelin. Şertim adam ezer kero Bazen etecek kero Şertim adam ezer kero Bazen etecek kero Şertim adam ezer kero Bazen zestem etecek kero Şertim Şertim alam ezer kero Hazır 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 kero Şertim alam ezer kero Lokman Bey, çok güzel dinledim. Evet. Ruhuna da girdim ama Türkçe olmadığı için hikayesini bilemedim. Eminim altında çok güçlü bir hikaye var. Nedir hikayesi? Hocam hikayesi çok uzundur. Bu ilk okuduğumuz eserin ismi Adil Bey. Adil Bey askere gitmeden önce evleniyor. Ve askere gidince de o zaman da savaş çıkıyor. Savaşta da maalesef Adil Bey kaybediyoruz. Şehit oluyor. Ondan sonra eşi hamileymiş bu askere gidince. Eşi de o doğumu gerçekleştirince yine bir erkek çocuk doğuruyor. Annesi de babasının vefat ettiğini duyunca Adil Bey'in ismini kendi çocuğuna veriyor. Çocuğunu uyuturken de beşikte beşiği sallaya sallaya işte Adil Bey şöyle oğlum, Adil Bey böyle oğlum, ninni tarzında yani söylüyor. Bir ağıt aslında. Bir ağıt aslında, evet. Çocuğunu uyuturken babasına bu parçayı yapıp söylüyor ve o günden bugüne kadar parça geliyor. Hani bir ağıt, bir destan gibi bir şey. İkinci parçamız da İhsan hocamızın okuduğu parçayı, hikayesini tam olarak bilmiyorum fakat şunu anlatıyor. Yani
aşk hikayesidir. Sevgilisi bayana bir tane bilezik yapıyor. Bilezik de işte diyor, gümüş bileziğimi bana getirmişsin de bunu götürüp de altın suyuna batırıp da bana altın diye yutturmuşsun gibisinden bir şey, yani böyle bir şeyler anlatayım. Abi, espri var yani. Tabii tabii. Yani sevgili... Sevgili atışması. Evet, evet, o şekilde. Anladım. Evet, hepsinin ayrı bir hikayesi, ruhu muhakkak var anladığım kadarıyla. Tabii ki. Mesela kaç tanedir bu sayı, denk beş sayısı, ortalama bir şey? Sayısını bilemem çünkü sayısız bir şeydir. Ve Derya Deniz. Yani çünkü sözlü edebiyattır. Yani bunun bir yazılışı yok. Bu son zamanlarda hocalarımız birkaç tane kitap yaptı fakat onlar da yetmiyor yani. Mesela arkadaşlarımız, abilerimiz bizden daha iyi bilirler. Bizden önce bu işi yapmışlar. Yani şu anda belki her birisinin kafasında en az 1000 tane eser vardır. Belki de daha az söyledim yani. Peki insanlara mesaj vermenin şekillerinden bir tanesi de evet, mevlitler okunur, böyle şiirler söylenir. Aslında bunlar toplumu düzenleyici seslendirmeler değil mi? Öyle doğru, özetleyebiliriz. Aynen. Peki sizlerden sonraki nesillerden dengbejliğe merak saran çok var az mı? Var. Var ama çok az var. Yani genelde artık bu sazlar, müzik aletleri falan çıkınca kulağa daha hoş geliyor. Biz bunu elimizden geldiği kadar genelde de eski daha önceki programlarımızda genelde enstrümanları kattık, davulları kattık. Yani bir millete sevdirelim diye ki rağbet olsun. Biz bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen böyle sade sesle okuyoruz, bazen enstrümantal okuyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar bunu sürdürmeye çalışacağız. Bizden sonraki nesiller genelde dediğim gibi işte enstrümantallı, böyle oynaklı şeyleri daha çok seviyorlar. Ama içinde az da olsa var yani. Bu işi devam ettirmek için muhakkak vardır yani. Yani popüler kültüre bir şekilde kanalize etmeye çalışıyorlar ama sizler gibi böyle aslında birebiri yaşatan kıymetli üstadlar da var. Var tabii ki, şu anda sadece kültür merkezine bağlı olarak değil de şu anda Hakkari merkezde desem belki 20-30 tane dengbej var yani en az. Belki daha fazla. Zaten dediğim gibi hala bizim buradaki genelde pinyanişiler dediğimiz pinyanişi aşiretinin çoğunu düğünlerinde ne kadar orkestra ekibi varsa, sazcılar varsa da ara ara normal böyle dengbeji söyleyip kendileri söyleyip oynuyoruz yani. Yani herhangi bir konu, mesela ben bir tane cümle söylesem, evet. Çünkü bir de şeyi fark ettim, sanki siz okuyorsunuz, o taraf cevap veriyor. Aynen. Bir konuşma, evet, değil mi? Evet. Aynen, hani atışma gibi bir şey. Atışma gibi. Yani şöyle, okuyup çevirmektir bizimki, atışma değil. Atışma olunca, hı-hı, mesela bu taraftaki arkadaş öbürünü sadece şey durdurabilmesi için laf söyler ama bizde öyle değil. Bizde genelde şu anda biz ne okuyorsak onlar çeviriyor. Onlar mesela parçayı... Aynısı. İkinci parçayı bunlar okuduğu zaman biz onların söylediklerini çeviriyoruz. Yani bir nevi onlar söyleyip biz enstrüman görevini görüp aynısını çevirip söylüyorsun. Aynı melodi çeviriyor. Ama ezberlemek de zor değil mi yani? Yok, zaten hemen hemen herkes aynı parçayı biliyor yani. Yani tabii ki zor. Müthiş bir şey çünkü o kadar çok şey söylüyorsunuz ki. Doğru. Ezberlemek de zor. O zaman şimdi ne yapalım? Bir tane bir şey daha söyleyelim. Valla hocam, istiyorsan sabaha kadar söyleriz. Bizde sorun yok. Peki, sizin için ne kadar uygunsa. Biz çok uzaklardan geldik. Hakkari'yi tanıtmak için. Hoş geldiniz. Ülkemizin her yöresi çok özeldir. Buralar da çok 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 özel. Her zaman gelip gittiğimiz yerler değil. Bizim için bir şeyler söyler misiniz? Hedelekemen avetate, jaladen avetate. Hedelekemen avetate, jaladen avetate. Vardaşırken khabate, şerel şiva velate. Şirken kabate, şeren şiva benate.
Burada nasıl bir mesaj verdik şimdi biz? Hocam, biz burada ilk önce iki köyün arasında olan bir mevkiyi anlattık. Orada işte biraz dövüşü falan anlattık. Ondan sonra da aşk parçasına çevirdik. Yani kardeşlik vurgusu. Kardeşlik, yani. Evet. Evet. Arafat abimizden bir tane kısa... Ondan sonra da sizin Arafat üzerinize, yani gül dedik, hoş gelmişsiniz falan demişiz şey parçanın anladım, için. Anladım, eyvallah. Bugün için biz bunu söyledik. Bugün yağmur yağdığı için bu türkü de aynı bunu söyledik. Evet, siz tek mi söyleyeceksiniz şimdi? Arafat'a söyleyeceğim. Arafat abi tek söyleyeceğim. Bir gel onu. Çenekim Azir abi Birinci ki Kırıcda kışarı çekim Hakim Eyvali mala babi Mikail bu kayınlı bu Azir pistin gecer Aser bir kem düney Zelilim Ah delilim Uyam Le Fatme. Ve tadan haraman de yazer Ve yanar haraman de yazer Ve de hafen haraman de yazer Ve yanar haraman de yazer Ve kartar tohene de yazer Ve talan inar
Hocam parça bitmedi. Yalnız belki zamanınız kısıtlıdır diye. Yoksa bu parça en az bir 10 dakika sürer sadece bu parça. Teşekkür ederiz. Ben siz degbej ederken karşıda bir takım fotoğraflar görüyorum. Evet. Nedir bunların hepsinin ayrı hikayesi var sanki? Doğrudur. Biz zaten yaklaşık olarak bir 7-8 senedir bu ekipte Belediye Kültür Merkezi adı altında görev yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz fotoğrafların hepsinin ayrı ayrı etkinliklerde konserlerimiz, programlarımız. Şimdi Lokman Bey, duvardaki fotoğraflarda dediniz ki tüm bu denkbeji Türkiye'ye yayıyoruz. Bizim bir ismimiz var değil mi? Tabii ki. Şu anda ismimiz Belediye Kültür Merkezi Müdürlüğü Sanat Topluluğu'yuz. Sanat topluluğumuzda halk danslarımız var, solistlerimiz var, erbane var, ne bileyim dengbejlerimiz var. Yani güçlü bir ekibiz. 70-80 kişiyiz. Güçlü ve çok yönlü bir ekipsiniz anladığım kadarıyla. Evet, yani yöreyle ilgili her ne varsa. Tabii ki tiyatromuz var. Yani genel olarak büyük bir ekibiz ve Türkiye'nin çoğu yerinde program yaptık ve sanat topluluğu olarak güçlü bir ekibiz biz. Evet, Hakkari'nin tüm gelmiş geçmiş sanatlarını ülkenin dört bir yanına yayan kültür elçileri olmuşsunuz. İcra ediyoruz, evet. Tüm yüreğimizle teşekkür ediyoruz. Bir şey merak ediyorum. Şimdi mesela birisi Hakkari'ye geldi, dolaşıyor. Evet. Sizi dinlemek istedi. Nerede bulsun? Ne zaman gelsin? Her zaman gelsinler. Bizim her zaman yerimiz belli, adresimiz belli. Neredeyiz? Bir adres mi? Telefonlarımızda olabilirsiniz. Biz şu anda Belediye Kültür Merkezi adı altında. Şu anda Çocuk Oyun Merkezi'nin alanındayız. Belediye Kültür Merkezi'ne bağlıyız. Belediyemiz Çarşı Merkezi'nde bizi bulmak isteyen direkt oraya gelebilir. Halk Eğitim Merkezi'ne gelebilirler. Ve ismimiz bellidir. Kime sorsalar gelip bizi dinleyebilirler rahatlıkla. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. O kadar güzel ağırladınız ki ben tüm yüreğimle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Evet, Hakkari'ye gelen herkesin uğraması gereken noktalardan bir tanesi de burası.
Bugün hep birlikte Hakkari rotası yaptık. Hakkari'nin tarihinde birlikte adımladık. Doğal güzelliklerini, birbirinden özel lezzetlerini ekranlara taşımaya çalıştığımız bir bölüm oldu. Çok da güzel oldu. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı sona erdi.